Ekotürk ekranlarında dış piyasa programına hoş geldiniz. Ben Serdar Pazı. Sadece haftayı değil aynı zamanda yılın 3. çeyreğini de tamamlıyoruz. Dolayısıyla piyasalarda bakalım kapanış nasıl olacak? Son gün itibariyle fiyatlamalara genel itibariyle bir bakalım. Evet, Borsa İstanbul Yüz Endeksinde tarihi zirve seviyelere yakın sayan bir yükseliş hareketi var. 1.25'lik yükselişte 8.321 düzeyindeyiz. Dolar TL'de önceki günlerde yaşanan hareketliliğin ardından ay sonu olması da itibariyle bugün daha yatay bir seyir var. 27.42 düzeyindeyiz. Euro TL 29.13, orada da bir binde altılık yukarı yönde hareket var. Euro dolar parasındaki toparlanmaya paralel olarak. Sepet kur ise 28.25 düzeyinde. Burada da binde 3 civarı bir yukarı yönde hareket yaşandığını söylemek mümkün. Gram altın ise binde 4'e yakın bir yükselişte 1650 seviyesinde son işlem gününde. Evet, buradan bir de paritelere göz atalım. Paritelerde dolar endeksi 105 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor ama 106'nın üzerinde de tutunamadığını, 106.5'lara doğru bir kar satışının geldiğini ağırlıklı olarak tabii Euro-Dolar paritesi için geçerli bu dediklerim. 105 seviyesinin üzerinde ama kaldıkça doların genel olarak diğer majör ülke para birimleri karşısında değerini koruduğunu, görünümün pozitif olduğunu söylemek mümkün. Euro-Dolar paritesi 1.06'nın üzerine attı bir daha. Burada da belirttiğimiz gibi 1.06.50 seviyesi direnç olarak önemli. Pound dolar da 1.22'nin üzerine attı kez aynı şekilde. Burada da 1.23 direnç seviyesi olarak takip ediliyor. Dolar yen tarafında kısa vadeli olarak Japonya acaba negatif faizden vazgeçer mi? Tahvil tarafını serbest bırakır mı? Yani orada müdahil olmaktan vazgeçer mi sorgulanıyor. Bunun eşliğinde 149.15 seviyesine dolar yen paritesinin geldiğini görüyoruz. Son olarak dolar İsviçre frangı karşısında değer kaybediyor. Binde 4 civarında 0.91.18 düzeyindeyiz. Bir de Amerikan vadelilere buradan bakalım. Evet, genel olarak son günlerdeki kar satışlarının ardından bir toparlanma çabası. Dow Jones bir kez daha 34.000'in üzerine atmış durumda. Binde 5'lik bir yukarı hareketle. Kabaca S&P'de benzer bir yükselişte 4.363 düzeyinde. Burada da 4.400-4.450 bandı aşılırsa tarihi zirvelere 4.800'lere doğru bir hareket olabilir diye değerlendiriliyor. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksinde ise binde 7'lik bir yukarı yönde hareket. 15.000 burada eşik olarak önemli. Aşılırsa 15.500'lere doğru hareketin devam edebileceği belirtiliyor. Evet, Amerika'daki tahvil faizlerine bakalım. Aslında haftanın son işlem gününde Avrupa'daki enflasyon verisi sonrasında tabii Amerika'da da PCE rakamları takip ediliyor. O da önemli ama genel olarak hani tahvil faizleri artık merkez bankaları çok hızlı faiz arttırmazlar ya da hiç faiz arttırmazlar. Bunu fiyatlayarak bir miktar geri geldi. 2 yıllık tahvil faizi 5.03 düzeyinde, 10 yıllık tahvil faizi 4.53'e geriledi. 30 yıllıkta da bir miktar geri çekilme var ama burada daha dramatik bir durum. 2010'dan bu yana neredeyse en yüksek seviyeye ulaştı. 4.8'den geri geliyor. Yani burayı aştığı takdirde 5 ve ötesi mortgage piyasasını daha da sıkıştırabilir şeklinde yorumlar var. Bir de son olarak emtia tarafındaki gelişmelere bakalım. Ons altında 1869 düzeyindeyiz. Tabii bu bir yukarı yönde hareket, yani daha aşağıları gördük ama 1890'lar aşılmadıkça da burada zayıf görünümün devam edebileceği bir dile getiriliyor. Brent petrolde 93.77, burada da hafta içi 96-97'leri gördük. Dolayısıyla bir tepki alımı var şu an itibariyle ama yine de hafta içerisinde gördüğü dipler, yüksek seviyelerden bir geri çekilme yaşanmış durumda. Amerikan tipi ham petrolde 92 dolar düzeyinde. Bu arada hatırlayacağınız üzere yakın zamanda stok verilerinde yaşanan düşüş Oklahoma'daki ciddi şekilde etkili olmuştu. Bir de son dakikamız var. Amerika'da çekirdek PCE Ağustos'ta yıllık 3.5'a çıktı. Önceki 3.4, beklenti 3.5. Şimdi bakıldığında çekirdek PCE tabii Fed'in yakından takip ettiği bir enflasyon göstergesi. Şimdi bunun %2'lerin çok yukarısında kaldığı aşikar. Dolayısıyla 3.5 seviyesi Fed'i bir kez daha faiz arttırımından vazgeçirebilir mi? Yoksa resesyon tehdidi Fed'i kenarda kalmaya zorlar mı? Bunları konuşacağım konuğumla birlikte. Tuna Çetinkaya, Kolendi Menkul Değerler Genel Müdürü bu bölümde konuğum olacak. Merhabalar Tuna Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, sağ olun katıldığınız için. Evet, Amerika'daki PCE verileri, son gelen veri. Fed'in biliyoruz ki manşet oradaki tüfe ya da diğer rakamlardan ziyade enflasyon için kendisine kerteriz aldığı tabiri caizse rakam burası ve burası da %2 olan hedeflerin üzerinde bir noktaya işaret ediyor. Yani beklentinin bir miktar altında kaldı vesaire, belki bir rahatlama Avrupa'da aynı enflasyon gibi söz konusu olabilir ama Fed'in hani bundan sonraki dönemde bakacağı önemli verilerden bir tanesi olması itibariyle siz veriyi nasıl değerlendirdiniz ve Fed'in önümüzdeki dönemde, yani yılın geri kalanında nasıl bir patika izlemesini beklersiniz? Yani son bir arttırım daha gelir mi yoksa artık faiz arttırımları masadan kalktı mı?
Evet, FED tarafındaki izlenilen yol bir süredir artık bu sıkılaştırma ikliminin sonlanıp 2024 yılı içerisinde bir genişlemeci bir para politikasına gidilir mi? Böyle bir takvim bugünden öngörülebilir mi? Beklentisine devam ediyor. Ama gelen datalar, özellikle istihdam tarafındaki alınan datalar ve hala buranın sıcak olduğunu ve resesyon tarafında değil de bu anlamda soğutmaya yönelik biraz daha genişlemeci politikalara dönmeye biraz vakit olduğunu gösteriyor. Beklentiler de gelen datalar eşliğinde en son yapılan bu şahin açıklamalarla beraber biliyorsunuz 2024 tarafındaki genişlemeci, daha doğrusu faiz indirme takvimini biraz öteledi. Bu PCE rakamı beklentilerin bir şekilde hala burada enflasyonist anlamındaki güçlü enflasyon durumunun tam olarak kontrol altına alınmadığını biraz destekler nitelikte. İstihdam tarafı da biraz sıcak. Böyle olunca FED tabii ki şahin durmaktan başka bir seçeneği yoktu. Bir sonraki takvimde tekrar arttırır mı? Bu gidişle arttırması muhtemel. Bir faiz arttırımı daha ihtimalini öngörüyorum. Ama tabii ki yıl sonu şu an için FED tarafındaki o soft landing dedikleri yumuşak inişten başka alternatif bir seçenek yok gibi. Çünkü resesyon tarafı en azından böyle bir baktığınız zaman iç talebin hala devam ettiğini görüyoruz. İç talepten gelen bir büyümeye benziyor ve bu durum büyüme rakamları ve beklentilerine de aynı şekilde yansıyor. Biraz Türkiye'nin geçen seneki durumuna benziyorlar. Yani iç talep var, büyüme de olsun isteniyor. Bir yandan da enflasyonu da dizginlemekte zorlanıyorlar. Bu gidişat büyük ihtimalle Fed'in biraz daha bu sıkı duruşunu elden bırakmamasına sebep olacak gibi duruyor. Evet, Avrupa tarafında da bugün enflasyon verilerini, en azından öncü göstergeleri takip ettik. İşte enerji fiyatlarındaki önemli hareketliliğe rağmen işte Fransa'da da yine Euro bölgesinde de benzer şekilde son 1,5-2 yılın en düşük seviyeleri. Tabii son 1,5-2 yılın en düşük seviyeleri böyle Amerika'da olduğu gibi üçlü seviyeler değil. Yani %4'lerden, 5'lerden, yine %2 hedefinden çok uzakta bir noktadan konuşuyoruz. Ama işte başta İtalya olmak üzere oranın hani bütçe dengesi çok da fazla faiz arttırmaya Avrupa Merkez Bankası'nın FED kadar rahat olmadığını da diğer taraftan söylemek mümkün ve yani resesyonla da boğuşan başta Almanya olmak üzere ve hizmet tarafındaki aktiviteyle işte turizm geliriyle vesaire ayakta duran bir Euro bölgesi var. Hani burası Amerika için yaptığınız analizin bir benzerini Avrupa için yazsanız yılın geri kalanında Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı gelme ihtimali zor gözüküyor. Siz ne düşünürsünüz? Evet, katılıyorum. Buradaki farklı durum zaten Avrupa tarafında. Senin de söylediğin gibi biraz daha zor, sıkılaştırma anlamında resesyon tarafında işleri biraz daha zor Amerika'ya göre. Çünkü o tarafta baktığın zaman PMI'lar hala beklentileri karşılamıyor. Aynı zamanda Avrupa'daki ekonomik durum hem ECB'nin hem de birçok Avrupa ülkesinin bu durgunluk tehlikesi yüzünden sıkılaştırmasına biraz engel oluyor. Öyle olunca bence Avrupa tarafında biraz daha farklı bir durum olabilir. Avrupa tarafındaki arttırım için yeni bir arttırım beklemiyorum. Ama oradaki bundan sonraki gidişatta gelen verilerle ve bu bütçe dengeleriyle nasıl yönetileceğini hep beraber izleyeceğiz. Amerika biraz daha erken başlamıştı. Avrupa geç kalmıştı. Amerika'nın da aslında beklentiler biliyorsun biraz daha sanıyorum 2023'ün yaz ayları, Haziran ayları gibi artık bu dönüş takviminin belli olacağı beklentileri vardı ama maalesef işin gerçeği öyle olmadı. Avrupa tarafındaki bu gidişatta da faiz arttırımı yapacak çok da alanları kalmadı. Çünkü durgunluk sıkıntısının tam üstündeler. Resesyon orada daha büyük bir tehlike halinde. Biraz daha elleri kolları bağlı gibi bir dönem yaşayacaklar diye tahmin ediyorum. Tuna Bey, bugün yani yılın 3. çeyreğinin son işlem günü ve yani genelde biliyoruz ki böyle dönem sonlarında işte window dressing dediğimiz ya da işte hedge fonların işte başarı primleri vesaire açısından hani önemli bir süreç. Dolayısıyla hani veriler çok fazla desteklemese de ya da işte enflasyon tarafında
enerji fiyatları tarafında çok destekleyici bir unsur olmasa da böyle sanki piyasalar biraz daha böyle bardağın dolu tarafına odaklanıp iyi bir noktada bu çeyreği tamamlamak istiyor gibi. Yani Amerika'da şimdi seans tabii açılacak, hani haftanın kapanışı ve dönemin kapanışı böyle biraz daha pozitif olabilir mi? Bu özellikle Amerika açılışı sonrası bizim tarafa da yansıyabilir mi, sirayet edebilir mi? O konuda ne dersiniz? Evet, tam da dediğin gibi biraz daha böyle çeyrek kapanışının vermiş olduğu fiyatlamaların eşliğinde olumlu bir görüntü var. Yurt dışı endeksler de bu yönde hareket edebilir ama sanıyorum önümüzdeki hafta bu dataların ve bu sıkılaştırma ikliminin etkilerini biraz daha endekslerde görme ihtimalimiz var. Baskı altına alabilir endeksleri, yurt dışı endeksleri. Bizim tarafa geçmeden küresel tarafta bu enflasyon süreciyle ilgili en önemli satır başlarından bir tanesi de biliyorsun enerji fiyatları. Hala petroldeki bu iştah ve yukarı yönlü fiyatlama önümüzdeki dönemdeki enflasyon mücadelesinde tüm merkez bankaların kucağında bir yük. Böyle olunca da bu mücadelede biraz daha sıkılaştırma tarafında kalmak zorunda kalıyorlar. Bunların tabii hem enflasyon tarafında hem de bu mücadeledeki faiz arttırma sürecinde işte hisse senetleri, altın gibi daha bu taraftaki riskli varlıkların yerine dolara yönelilen, dolar tarafında biraz daha güçlü olan bir yapıyı sürdürülebilir kırmaya çalışıyor. Bunu beraber göreceğiz. Bu çeyrek kapanışının olumlu fiyatlamaları bize yansır mı? Evet, bizde de belli dönemlerde özellikle bu kapanışlarda blue chips dediğimiz özellikle işte BIST 30 önde gelen BIST 30 hisselerinde ve birçok fonun kapanış fiyatlamalarını yaptığını görüyoruz. Buna benzer bir fiyatlama bugün de kapanışta görebiliriz. İç taraftaki dengeler şimdi belli bir söylenti üzerine gidiyor. İşte swap kanalları açılır mı beklentisi var. Biliyorsunuz hani belli bir süre önce kapanan bu kanalların kapanmasının en büyük sebebi yabancının TL'yi şortlamaması. Yani TL'nin değer kaybına yönelik pozisyon açmaması. Ucuz bir şekilde TL borçlanıp bunları iç piyasada dolar talebine çevirip doları özellikle döviz tarafında bir talep oluşturmaması için bu kanallar kapanmıştı. Ama bir taraftan da diyoruz ki yabancı yatırımcı gelsin. Doğrudan ya da dolaylı yabancının gelebileceği bu kanalların en önemlisi tabii bu swap line'ları ve bu kanalların oluşmasını elbette ki normal şartlarda piyasa olumlu olarak algılamak ister. Yabancı yatırımcıya çünkü yapılan sunumlar, yurt dışı seyahatlerindeki iletişim çabası, Amerika'daki temaslar, Sayın Şimşek'in özellikle yabancı yatırımcılara yönelik yaptığı sunumlar derken bu kanalların açılacak olması hem CDS tarafındaki ülke risk birimini aşağı çeker hem de bir olumlu hava estirir. Yurt dışındaki bu çeyrek kapanışıyla birleştiğinde hafta sonuna yönelik bu tip beklentiler olduğunu ve bu tip söylentiler olduğunu bugün gördük, okuduk. Yani ne kadar gerekli ya da olmalı mı? Açıkçası biraz riskli ama Türkiye bu riski alma noktasına geldi gibi duruyor. Bu kanalların hem piyasa fiyatlamaları hem de yabancı yatırımcının buraya gelme anlamında önümüzdeki dönemdeki enflasyon mücadelesine olumlu katkıları olabilir. O yüzden bu riski alacak duruma gelmiş gibi. Eğer böyle bir haber gelirse çok da şaşırtıcı olmaz. Ama tabii ki dolar biliyorsunuz bir süre rezerv konusuyla çok tartışıldı. İşte rezervlerin tükenmesi ve bundan sonra uzun süre dolara bir baskı kurularak tutulmaya çalışılması, rezerv yakılarak bu noktada bırakılması gibi birçok eleştiri de aldı. Ve hatta son dönemde böyle bir şey olmadığını Sayın Şimşek ilk ağızdan yalanladı ve bundan sonra bu swap kanallarının olası bir açılması durumunda elbette ki Merkez Bankası'nın bir kere değil iki kere dikkat etmesi gerekecek. Buradaki fiyat istikrarını sağlamayla ilgili biraz zorlanma ihtimali var. Bu riskleri göze alabiliyorsa bu yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek için böyle bir yola girebilir. Biraz da artık yavaş yavaş zamanı geldi ama tabii bu hemen yabancı bugünden yarına gelir. Buralar yeşillenir, her şeyde istediğimiz gibi olur diye algılanmaması lazım. Bu uzun bir yol. Zaten biz de bir yumuşak geçiş aşamasındayız ve sabırlı olmamız yönünde zaten Sayın Şimşek de söylüyor. Siz istediğiniz kadar faiz arttırın, yapısal reformlarla ve yabancı desteği olmadan işte bu finansman açığınızı karşılayacak bir akış yakalayamadan ritminizi bulamazsınız. Bizim sanıyorum hem enflasyon mücadelesinde hem de makroekonomik anlamda biraz daha düzlüğe çıkmamıza
zaman var. Bu 2024'ün ilk çeyreğinin sonlarına doğru belki dengeyi bulur ve 2024'ün sonlarına doğru istediğimiz noktaya geleceğiz ya da gelemeyeceğiz, hep beraber göreceğiz. Tabii yani sizin de dile getirdiğiniz gibi yani yabancı yatırımcı biraz daha bekle gör. Yani işte sütten ağzı çok yandı geçtiğimiz 5 yıl içerisinde. Yani saklama payı işte 26'lara 27'lere doğru gerilerken hani bunun belirgin tabii nedenleri oldu. Swap kanalının kapanması bunlardan enlemlisiydi. Yani yabancı burada işte dolar bazında kendi anavatanında %5 kazanırken %8-9 kazanır mıyım hesabı yaparken böyle bir günde swap faizi %1000'e çıktığı zaman o 3 ayda 6 ayda yapmayı düşündüğü getiri bir anda uçup gidiyor. Tabii dolayısıyla daha fazla bekle görle, daha ufak adımlarla gelmeleri. Zaten mevcut kıymet istatistiklerinde de büyük ölçüde bunu görüyoruz. S&P Global'ın gözden geçirmesi ve önümüzdeki dönemde kredi derecelendirme kuruluşlarından artık hani ufak tefek böyle görünümün değişmesi değil de not arttırımı gelmesi için gene böyle bebek adımlarıyla mı ilerlenir? Yani yıl sonundan önce böyle bir adım bekler misiniz? Yani diğer taraftan şu da tabii konuşuluyor. Yani biz zaten 5-6 basamak altındayız yatırım yapılabilir kredi notunun. Yani bir basamak arttırılsa şimdiye kadar mesela ne değişirdi? Yani zaten yatırım yapabilenler yapabiliyor şu an. İç tüzüğüne göre yatırım yapılabilir kredi notuna sahip olmayan ülkelere gelemeyenler zaten gene gelemiyor olacak. Yani onların da biraz hani bu sütten ağzı yanma, yoğurdu üfleyerek yeme noktasını bir miktar abarttığı da söylenebilir mi? Yani menkul kıymet istatistiklerine vesaire baktığım zaman işte 2-2,5 milyar civarı bir hani ilk seçimlerden sonra, ondan sonra da arkasının kesildiğini böyle haftalık 50 milyon, 100 milyon gibi nispeten bizim büyüklüğümüzde bir sermaye piyasası için sınırlı rakamları olduğunu görüyoruz. Yani bir kağıt içinde rotasyon var, işte bankacılığı ön plana çıkartan raporlar var vesaire ama hani topyekün Türkiye pozisyonunun açılması hani gelecek seneye ancak hani fonların yeni alokasyonu olduktan sonra mı olabilir, yoksa hani geride kalan 3 ayda da böyle oradan bir beklenti içinde olmalı mıyız sizce? Şimdi yabancı yatırımcı öncelikle şunu söyleyeyim. Derecelendirme şirketlerini iyi hatırlattınız. Ben çok bir şey değiştireceğini zannetmiyorum ama gidişatla ilgili biraz destekleyici katkısı olur. Yani piyasalara çok doğrudan bir katkısı olmaz. Yani arttırsa ne olur bir kademi, arttırmasa ne olur? Çünkü dediğiniz gibi yani yatırım yapılabilir bayağı var. Biz hala inanılmaz ülkelerle aynı sepetteyiz. Yani hiç daha yan yana başka konularda gelmediğimiz birçok ülkeyle ekonomik anlamda aynı sepette tutuluyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Yabancı yatırımcının buradan ne beklentisi var? Yani en büyük beklentisi biliyorsunuz liyakat. Yani burada belli bir sürdürülebilir, sürpriz olmayan ve öngörülebilir bir ekonomi bekliyorlar. Herhangi bir işte gece kararı ya da sürdürülebilirliğe engel sürprizler olmadığı durumda bebek alımlarıyla buraya gelecektir. En önemli arayışları da biliyorsunuz burası bir hukuk devleti ve buranın hala mesela birçok yurt dışı platformunda devlet büyüklerimize ya da ekonomi kurmaylarımıza karşısına hala bir takım siyasi sorular geliyor hatırlarsanız hukuki anlamda. Evet. Bu siyasi iklimin de biraz ekonomiden ayrılması lazım. Eğer bu yapıyı bulabilirse yabancının buraya gelmesi için hiçbir engel kalmaz. Hele böyle bir sınav kanalları açılır da yurt dışında birkaç derecelendirme kuruluşu da bizi desteklerse o zaman 2024 yılında farklı bir hikaye yazma ihtimalimiz oluşabilir. Evet, şimdi bu orta vadeli programda hani dile getirilen milli gelir işte hem dolar cinsi hem TL cinsi verilince tabii bu ikisi birbirine bölünerek demek ki ortalama kur beklentisi şu diye çıkarımlar yapılıyor. Bunlar tabii aslında bakıldığında piyasada konuşulan hani rakamlardan çok da farklı değil ama resmi ağızdan tabii kabulü gene o işi farklı bir boyuta taşıyor. Yakın zamanda Goldman'dan hani işte TL yeniden bir carry trade anlamında cazip olabilecek para birimi haline gelebilir şeklinde bir rapor oldu. Yani beklenen enflasyondaki düşüş patikası ve kur tarafındaki yükseliş patikasını siz nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu beklentilere siz de yakın mısınız? Yoksa yani hem hiç büyümeden, ödün verilmeden ve kurda bu yukarı hareket varken enflasyonun düşmesi zor mu önümüzdeki dönemde? Bu konular hakkındaki görüşlerinizi rica etsem. Öncelikle elbette ki gönülden istiyorum ki bu gidilen yolda başarıya gidilsin. Bir Türkiye vatandaşı olarak satın alma gücümüzün artması, bu yapılan adımların çarşıya pazara yansıması, insanların refahının artması zaten hepimizin ortak temennisi. Ama şimdi gittiğimiz ekonomik konjonktür açısından, yani büyümeden, feragat etmeden bu enflasyon nasıl düşer bilmiyorum. Daha önce bunu çok başaramadık. Biraz dengeli bir tercihte bulunabilirsek ve önümüzdeki dönemde
bu mücadelede doğru adımlar atabilirsek neden olmasın? Ben bunun uzun bir vadeye yayılacağını düşünüyorum. Böyle hızlı bir şekilde enflasyonun alt edilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bir iç talep de var burada. Ve hala canlı bir talep var. Çünkü bizim istihdam piyasasında da ciddi sıkıntımız yok. Bir yandan da tabii seçim ve popülist yaklaşımlarla hala bu satın alma gücünü korumaya çalışan ve ücret artışlarının da devamlılığı, vergilerin de devamlılığı gibi bir takım yan etkiler de var. Bunların tamamı enflasyonu besliyor. Yani bir bıçak gibi kesmeniz mümkün değil. Zaten bu iş ateş düşürücü ilaç gibidir. Yani verdiğiniz zaman şak diye ateş düşüremezsiniz. Onun en az bir saat, bir buçuk saat etki etmesini beklemeniz lazım. Faiz arttırımı da böyledir. Önce belli bir noktada beklentileri karşılayan bir faiz arttırım iklimine girildi. Hani kimisi az buldu, kimisi hızlı buldu, yavaş buldu ama neticede bir dümen döndü. Şimdi bu geminin gittiği yol normalde olması gereken yol. Buna herkes hemfikir ama işte giderken biraz hep diyoruz ya yapısal reformlar ve buradaki yurt dışı yatırımcıyı, yabancı yatırımcıyı çekecek hamleler, içeride uygulanacak bir takım destekleyici, işte orta vadeli plandaki gibi planlar, programlar. Topyekun bir şekilde bir yönetim ve ekonomik anlamda kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik yaparsak, tekrar altını çiziyorum, sürpriz olmayan, sürpriz kelimesini ekonomik lügatımızdan çıkarabilirsek, yabancı burada zaten hemen pozisyonunu alacaktır. Ve bizim de burada hem dış finansmanın ihtiyacımızı, açığımızı karşılayacak, hem de enflasyon mücadelemize destek olacak, elimizi güçlendirecek bir şekilde kendimizi bulabiliriz. Ama ben bunun biraz uzun süreceğini düşünüyorum. Yani önümüze en az bir, bir buçuk yıl kadar meşakkatli bir yol olduğunu düşünüyorum. Evet, Tuna Bey, son kalan 2 dakikamız içerisinde şimdi Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8400 tarihi zirvelere bir değdi. Ondan sonra 2600'lere kadar geri çekildi. Yani yakın zamanda görmediğimiz %10'a yakın bir düzeltme yaptı. Şimdi yeniden aynı seviyelere yakınız. Tabii enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde işte kur kaybı vesaireyle beraber hani nominal bazda yeni zirveler çok da yani uzak bir senaryo değil. Hani sizin yılın geri kalanına ilişkin endekse dair beklentileriniz bu çerçevede nasıl şekilleniyor acaba? Borsa İstanbul yatırımcısı mevduata zaman zaman göz kırpsa da tam aklını çelemiyor mevduat. Ve buradaki potansiyel getiriyi hala enflasyon ortamı içerisinde daha cazip görüyor. Hem sektörel anlamda hem fiyatlamalar anlamında yeni zirveler kırılır mı ve bundan sonra 5 haneli endeks rakamlarına gidilir mi beklentisiyle buradan ayrılmıyor. Bir beklentiyle yatay piyasada bile olsa biraz patinaj da çekse son 1-2 haftadır bekleme halinde yatırımcılar. Burayı destekleyecek bir katalizör haber akışına, işte bu swap kanalı mı olur, yurt dışı yabancı yatırımcıyla ilgili bir gelişme mi olur, bir böyle ittirici bir güç arıyor. Bunu yakalayabilirse, bu 8400 zirvesini tekrar üzerine geçebilirse büyük ihtimalle yeni bir trend oluşturacak. Ancak bunu hızlı bir sürede yapması lazım. Çünkü buralarda çok oyalanıp da geçemediğinde bu ikinci dönüş dalgası biraz daha sertleşebilir. O zaman biraz daha hasar verici boyutta olabilir. Çünkü 8000'in altında biraz daha yatırımcıları üzecek bir kısa vadeli düşüş trendi ihtimali görünüyor. Buraya yakalanmamak için bir an önce gerek haber ya da gerek momentumla, gerek hacimle bu 8400'ü geçersek yıl sonuna doğru 10.000'li rakamlara doğru yeni bir kanal açabiliriz. Ama şu anda maç ortada, herkes temkinli, eller tuşta, buradaki gelişmeleri takip ediyor. Hacimlerin de biraz düştüğünü görüyoruz. Bu düşüş hacim insanların bekleyiş psikolojisini yansıtıyor. Önümüzdeki hafta her anlamda kritik. Hem yeni bir çeyreğe girdik, hem Ekim ayın yeni yıla doğru beklentiler de şekillenecek. Hem ekonomi yönetiminin hem de Borsa İstanbul etkilerine bakacağız. Merkez Bankası'nın bundan sonraki para politikasında faize yönelik yaklaşımlarını yine de yakından takip edeceğiz. Büyüme mi yoksa enflasyonla sert bir mücadele mi? Bunların hepsinin borsaya bir etkisi var. Faiz artınca mevduatların da tabii yukarı doğru gittiğini ve başta söylediğim gibi yani risksiz getiri arayışında olan yatırımcının hani yerinde sayan bir borsayı hemen gözden çıkarabileceği bir döneme doğru gidiyoruz. Bu anlamda da yatırımcıların dikkatli olması lazım. Çok kritik bir dönemdeyiz. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle burada yeni bir kanal açamazsak bir satış baskısı ihtimali kapıda gibi gözüküyor. Evet, Kolendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya'ya çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için ve böylece dış piyasa programını sonlandırıyoruz. Sizlere ben iyi hafta sonları diliyorum. Reklamlardan sonra Ekotürk'te yayınımız saat farkı programıyla devam ediyor olacak.